Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Es-sebebul ba'ithu lil-Bukhari'yi ala't-te'lifi. Es-sebebu, sebep olan, el-ba'ithu yani sürükleyici sebep, yani el-dafi'u lil-Bukhari, İmam-ı Bukhari'yi sürükleyen sebep, ala't-te'lifi. Yani bu Bukhari, Sahih-ül Bukhari kitabını telif etmeye sürükleyen sebep. İmam-ı Bukhari'yi bu Sahih-ül Bukhari kitabını telif etmeye sürükleyen sebep. Biliyorsunuz İmam-ı Bukhari zamanında sahih hadisler ve zayıf hadisler bir arada bulunuyordu. İmam-ı Bukhari mesela hangi kitabı açıyor bakıyor, mesela onun zamanındaki kitaplarda hep sahih ile zayıf hadisler bir arada bulunuyordu. İmam-ı Bukhari de şöyle bir şey arzuluyor. Öyle bir kitap yapayım ki zayıf hadisler onun içinde olmasın. Sadece sahih hadislerin barındırıldığı bir kitap telif edeyim. Bu düşüncem onu işte Sahih Bukhari telif etmeye sürüklüyor. Tabi bir de hocası İshak bin Rahveyhi mesela kendi talebelerini teşvik ediyor. İmam-ı Bukhari de onun talebelerinden bir tanesidir. Kendi talebelerine diyor ki keşke öyle bir kitap yapsaydınız ki Peygamber Efendimizin hadislerinden sadece sahih olanları barındıran bir kitap keşke telif etseydiniz. Böyle dediği anda İmam-ı Bukhari'nin hemen hatırına işte ben bunu yapacağım bir şevk onda uyanıyor ve kalkıyor Sahih-i Bukhari kitabını telif ediyor. Tabi bunu yaparken onu mesela destekleyen, onun o gayretini destekleyen bir rüya da görüyor. Rüyasında mesela İmam-ı Bukhari rahmetullahi aleyh Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı görüyor. Bakıyor ki Peygamber Efendimiz oturmuş ve İmam-ı Bukhari de Peygamberimizin huzurunda. O da Peygamberimizin önünde, onun huzurundadır. Ve İmam-ı Bukhari elinde bir tane yelpaze böyle Peygamberimizin yüzüne doğru estiriyor. Hani herhangi bir sinek, herhangi bir şey Peygamberimizin yüzüne konmasın diye yelpaze ile Peygamberimize böyle rüzgar estiriyor İmam-ı Bukhari. Ve İmam Bukhari'nin bu rüyasını onun hadis alanındaki şeyhleri, yani hocaları şöyle yorumluyorlar. Diyorlar işte sen Peygamber Efendimiz hakkında uydurulmuş olan yalan sözleri, yani uyduruk olan hadisleri sen hepsini ortadan kaldıracaksın. Sen onları yok edeceksin. Yani bu sahih olanı sadece barındıracaksın. O şekilde yorumluyorlar. İşte İmam-ı Bukhari'yi bu Sahih-i Bukhari kitabını telif etmeye, yani yazmaya sürükleyen sebep işte buydu. Okuyalım. Diyor, kânel ba'ithu lil imamil Bukhari'yi, İmam-ı Bukhari'yi sevk eden, ala vada'i kitab-ı sahih, sahih kitabını yazmaya, yani koymaya, veda etmeye sürükleyen sebep, diyecek, huve mazahara lehu minel kütüb. Bu gelecek, o sebep şudur diyecek. Tabi mültezimen fihi, gerekli kılaraktan fihi, o sahih kitabında gerekli kılaraktan İmam Bukhari gerekli kılmış. Şuruta sahhati, sahih olması, o sahih şartlarını gerekli kılmış. Yani öyle bir yapmış ki ancak kendi kitabında sahih olabilecek hadisleri barındırmış. O sahih olması için gereken şartları gerekli kılmış. Lil ahadisi leti, o hadisler ki yerviha, İmam Bukhari'nin rivayet, İmam-ı Bukhari rivayet ettiği hadislerde sıhhat şartlarını gerekli kılmış. Yani sıhhat şartları yerinde olmayan bir hadis asla rivayet etmezmiş İmam-ı Bukhari. Biliyorsunuz hadisin sıhhat şartlarından bir tanesi senedi muttasıl olacak. Yani kopuk olmayacak. Ondan sonra o hadis şaz olmayacak. Aley kadihe kendisinde olmayacak. Sika bir ravi kendisi gibi, aynı sika bir raviden rivayet etmiş olacak. Bu gibi şartlar gerekiyor. İşte İmam-ı Bukhari'yi bu sahih kitabını, Sahih Bukhari kitabını yazmaya sürükleyen sebep huve, o bait, o sebep şuydu. Ma zahara lehu, ma o şey ki, ma o kitaplar ki, zahara lehu, İmam-ı Bukhari'ye sunulan kitaplar. O ma nedir beyan ediyor? Minel kutubi,
o kitaplar ki İmam-ı Buhari'ye sunulmuş. Elleti o kitaplar ki ra'aha fi zamanihi. İmam-ı Buhari ra'aha o kitapları görmüş. Fi zamanihi kendi zamanında gördüğü kitaplar onu Sahih-i Buhari kitabını yazmaya, telif etmeye sürüklüyor. Haysu çünkü cemaat o kitaplar barındırmış beyne sahihi ve daif. Yani hem sahih hadisleri hem de zayıf hadisleri bir arada bulundurmuş. O yüzden onun zamandaki kitaplar. Vel gathi ve semin. Gath seminin zıttıdır. Zayıf sahih de birimiz zıttıdır. Min atfi dıddi ala dıddi. Zıt zıtta atfedilmiş. Gath zayıf demek. Yani hani zayıf demek. O semin de böyle dolgun, şişman anlamına geliyor. Yani burada şu anlamda sahih ve zayıf yani ya. İşte İmam-ı Buhari zamanındaki hadisler, o kitaplar hepsi zayıf ve hadisi bir arada bulunduruyordu. İmam-ı Buhari bunu görünce fetaharraket nefsuhu, hemen harekete geçti. İla ihraci kitabin, bir kitap çıkarmaya. Öyle bir kitap ki la yucma'u fihi illa sahihu. Ancak sahih hadislerin bulunduğu bir kitap çıkarmaya başladı. Yani hemen harekete geçti. Böyle bir kitap çıkarmak için harekete geçti. La siyyeme özellikle ba'de en semi'a min şeyhihi. Özellikle şeyhinden, yani hadis alandaki şeyhinden, hocasından işittikten sonra. Hocası kimdir? İshaka gayrimustaraftır ya. İshaka bni Rahveyhi. İshaka bni Rahveyhi. Bu da biliyorsunuz İmam-ı Şafii'nin talebelerindendir. İshak bin Rahveyhi. İşte Şeyhi İshak bin Rahveyhi'den işittikten sonra ve huve, bu İshak bin Rahveyhi yehüthu, yani teşvik ediyordu telamizetehu, kendi talebelerini, kendi öğrencilerini teşvik ediyordu. لِتَنْقِيَةِ كُتُبِ الْحَدِيسِ مِنَ الضَّعِيفِ. Hadis kitaplarının zayıf hadislerinden ayıklanmasına teşvik ediyordu. Yani sürekli kendi talebelerine diyordu ki öyle bir kitap yapın ki onun içinde zayıf hadisler yer almasın. Sadece sahih hadisler yer alsın. Buna sürekli teşvik ediyordu. Yani kitaplarınızda zayıf hadisleri ayıklayın. Onları çıkarın. Sadece sahih hadisler tek kalsın. Sürekli kendi öğrencilerini buna teşvik ediyordum. İmam-ı Buhari de tabii onun talebelerindendir. Fekale lehum. Fekale bu İshak bin Rahveyhi. Lehum kendi öğrencilerine, yani o telamizlerine, kendi öğrencilerine dedi ki لَوْ جَمَعْتُمْ كِتَابًا مُخْتَصَرًا لِسَحِيحِ اَحَادِيثِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ. Fekalem lev cema'tum, yani keşke toparlasaydınız, yani cema etseydiniz kitaben muhtasaran, muhtasar kısa bir kitap, böyle bir kitap toparlasaydınız, böyle cem eden li sahihi hadisi Resulullah, peygamberimizin hadislerinin sahihlerini barındıran bir kitap keşke oluştursaydınız. O sürekli böyle teşvikte bulununca fevaka'a kelamuhu, o bu İshak bin Rahveyhi'ye dönüyor. İshak bin Rahveyhi'nin sözü hemen vaka'a girdi fi kalbi İmam-ı Buhari. Hemen İmam-ı Buhari'nin kalbine girdi. Yani hemen İmam-ı Buhari'nin kalbine böyle bir ışık yaktı. Feşemmara, hemen sıvadı. An Sa'idi kolunu, ciddiyet kolunu hemen sıvadı. Yani maksat hemen dört elle sarıldı anlamında. Ondan kinedi. Dört elle sarıldı. Biliyorsunuz Sa'idil ciddi, ciddiyet için kol yoktur. İnsan için kol vardır. Burada ciddiyeti insana benzetmişiz. Bu cid müşebbehtir. İnsan müşebbehu bihi. Müşebbehu bihi sarahaten burada zikredilmediği için burada istiare mekniye vardır. Sa'idin cidde isbatı ise istiare tahiliyedir. İşte bunun üzerine İmam-ı Buhari dört elle bu işe sarıldı. O ve bedee, ve İmam-ı Buhari başladı. Radiyallahu ta'ala anhu, Allah'ın rızası onun üzerine olsun. Başladı. Fi cem'i sahihi. Hemen yani fi cem'i hadisi sahihat. Hemen sahih hadisleri cem etmeye, bir arada bulundurmaya, bir kitapta hepsini barındırmaya başladı. Ve semmahu, ve o kitabını isimlendirdi. El cem'i as sahiha.
yani sahih hadisleri barındıran kitap diye isimlendirdi. Ve kavva azimetehu, onun bu gayretini kuvvetleştirdi. Tilke rü'yelleti ra'aha fi menami, rüyasında gördüğü rüya onun bu gayretini daha da kuvvetleştirdi, daha da destekledi. Rüya görüyor, o gördüğü rüya onun bu gayretini daha da kuvvetleştiriyor. Daha çok daha sımsıkı sarılıyor bu işe. Ve hiye, o gördüğü rüya da şudur. Ennehu, İmam-ı Bukhari ra'a nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem celisen, rüyasında Peygamber Efendimizin oturduğunu görüyor. Peygamberimizi oturmuş bir şekilde görüyor. Ve huve, ve İmam-ı Bukhari de vakifun, durmuş beyne yedeyhi yani emamehu, onun huzurunda durmuş o rüyada. Ve ma'hu, ve İmam-ı Bukhari ile hu, İmam-ı Bukhari dinliyor, onunla beraber vardır. Mirvahatun, bir yelpaze onda var. İmam Bukhari'nin elinde bir tane yelpaze var. Yezubbu fiha, o fi bimana bi, yani yezubbu biwasitetiha, oha miruha deniyor. O yelpaze vasıtasıyla yezubbu, yani yedfa'u, def ediyor. An vecihi seyyidina Resulü, Peygamberimizin yüzünden def ediyor. Hani peygamberimizi rahatsız edecek şeyleri peygamberimizin yüzünden def ediyor. O yelpazeyle. Tabi fe evvela ha bu rüyaya gidiyor. Bu rüyayı tevil ediyor. Lehu, İmam-ı Bukhari için tevil ediyorlar. Ba'du şuyuhi, bir kısım hocaları, onun bir kısım şeyhleri bu rüyayı yorumluyorlar. Diyorlar ki İmam-ı Bukhari'ye, diyorlar bi enneke sen setedfa'ul kezibe an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Sen yalanı peygamberimizden uzaklaştıracaksın. Peygamberimiz hakkında yapılan yalan isnadları sen hepsini def edeceksin. Bu şekilde yorumluyorlar. Allah-u Teala kendisinden razı olsun İmam-ı Bukhari'den. Gerçekten ciddi anlamda mükemmel bir çaba sarf etmiş ve çok harika bir kitap bizlere hazır lokma olarak sunmuş. Rahimallahul İmamel Bukhariye. Allah-u Teala İmam-ı Bukhari'ye rahmet eylesin. Ve eskenehu, yani fesiha cennatihi. Ve eskenehu, yani ceale lehu meskenen, ona mekan kılsın, barındığı yer kılsın. Fesiha, yani vasi'a cennatihi, cennetlerinin geniş olanını ona mesken kılsın. Bu duayı ona yapıyoruz şu sebepten dolayı. Bima, o sebepten dolayı ki bir sebebi şeyin ku hademe bihi, o onunla hizmetmiş sünnete seyyidil murselin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine hizmet ettiği için Allah-u Teala onu cennetlerin geniş olanını ona mesken kılsın, ona rahmet eylesin. Bir de ve bima, bu da atıftır buraya, bir de o bir şeyin öyle şey ki esda lil ümmetil islamiyeti, İslami ümmete verdiği şeyden dolayı. İslami ümmete esdayen a'ta, yani verdiği, sunduğu şeyden dolayı. İslami ümmete neyi sunmuş? O manedir. Beyan ediyor. Min himayeti sünnetil mutahharati. Mutahhar, yani tertemiz, arınmış, pak olan sünnet-i nebeviyeyi himaye etmesinden dolayı. Himayen, hifz, sıyane anlamına geliyor. İşte Peygamberimizin sünnetini himayesini, muhafazasını ümmete sunduğu için, Peygamber sünnetini muhafaza ettiği için Allah-u Teala cennetlerin geniş olanını ona mesken kılsın. Elleti, o sünnet-i mutahhara ki hiye rüknüsseni ba'del Kur'anil azimi, Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci rükündür, ikinci temel esastır. Biliyorsunuz İslam dininin temel esaslarından birincisi, delillerden birincisi Kur'an'dır, ikincisi sünnettir. Edille-i erba'a diyoruz ya, edille-i şer'iye, şer'i deliller ve de edille-i tafsiliye, tafsili delillerden birincisi Kur'an, ikincisi işte hiyer rükün, sen ikinci rükündür bu sünnet-i mutahhara. Ba'del Kur'anil azim, Kur'an-ı Kerim'den sonra ikincisi sıradadır. Ve hiye, bu sünnet-i mutahhara, التفصيلُ والتوضيحُ لهذا الكتاب المعجزي. Peygamberimizin sünneti Kur'an-ı Kerim, muciz olan Kur'an-ı Kerim için açıklamadır, tafsildir. Yani Kur'an-ı Kerim'de bazı şeyler zikredilir ama tafsili yoktur.
Peygamber Efendimiz hadisleri onu tafsir eder ve onu açıklar. İşte Kur'an o sünnet tafsil ve açıklamadır. Lihazel kitabi, bu kitabın yani Kur'an-ı Kerim ki el mu'cizi, mu'cizdir. Yani başkalarını acize sokuyor. Kimse onun benzerini getiremiyor. O Kur'an-ı Kerim için açıklamadır sünnet. Ellezî o mu'ciz olan Kur'an-ı Kerim ki tehaddallahu bihi el beşara. Tehaddallahu bihi, Allah-u Teala tehadda meydan okumuş. Bihi o Kur'an, o mu'ciz olan Kur'an'la meydan okumuş. El beşara, insanlara meydan okumuş. Ve kâle anhu rabbul izzeti vel celâli. Kâle harfi cer an ile kullanılınca kâle ehbara manasına geliyor. Söyledi manası değil, ehbara. Ve kâle yani ehbara, haber vermiş Allah-u Teala. Anhu o muciz olan Kur'an-ı Kerim'den haber vermiş. Rabbul izzeti vel celal. Allah-u Teala ondan haber vermiş. Şöyle demiş. قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. قُلْ دَكِ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ. Şayet insanlar ve cinler toplansalar, ne üzere toplansalar? عَلَى اَنْ يَأْتُوا, getirmek üzere. بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ, bu Kur'an'ın benzerini getirmek üzere. İnsanlar ve cinler hepsi toplansalar, لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ, onun benzerini getiremezler. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, وَلَوْ كِ bir kısmı diğer bir kısmına destekçi de olsa, yardım etse, yani birbirlerine yardım etseler bile bu Kur'an'ın bir benzerini getiremezler. Ey zahira manasını yapıyor. Ey mu'inen ve nasiran, aynı manada yani birbirine yardım etseler yine bu Kur'an'ın benzerini getiremezler. Bunun hakkında bir örnek vereceğim. Şunu bitirelim bir. Fefil Kur'ani ve sünneti, Kur'an ve sünnette el huda ve şifa, hidayet ve şifa vardır. Ve kad kâle eşreful enbiyâi seyyidina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Enbiyaların, peygamberlerin en şereflisi önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. لَقَدْ تَرَكْتُ ف۪يكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا. كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّتِي. لَقَدْ تَرَكْتُ ف۪يكُمْ yani لَقَدْ تَرَكْتُ لَكُمْ, o fi bana lamdır. Sizin için bırakmışım, tabi vefatımdan sonra sizin için bırakmışım. مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ, yani bırakmışım, öyle bir şey bırakmışım ki diyecek şunu bırakmışım. Ma in temessektum bihi, yani ona sarıldığınız sürece, yani ma in ahastum bihi, siz o size bıraktığım şeyi ona sarıldığınız sürece, onu aldığınız sürece, len tadillu ba'di ebeda, benden sonra ebediyen asla dalalete giremezsiniz. İşte o size bıraktığım şey, teraktu lekum kitaballah ve sünneti, Allah'ın kitabı yani Kur'an-ı Kerim'i ve sünnetimi size bıraktım. İşte Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete sımsıkı sarılırsanız benden sonra asla dalalete giremezsiniz buyuruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ahracahul İmam-ı Malik fil Muvatta. İmam Malik Muvatta adlı kitabında bu hadisi rivayet etmiştir. Evet. Hadimül Kitabı ve Sünne Şeyh Muhammed Ali Es-Sabuni, Allah kendisine razı olsun, gerçekten güzel hazırlamış. Şununla ilgili bir örnek vereyim. Kur'an-ı Kerim benzerini getiremezsiniz. Bununla ilgili ufak bir örnek vereyim. Mesela şöyle bir örnek vereyim. وَلَيْنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ. Şimdi bu ayet-i kerime şayet onlara bir yani Rabbinin azabından bir esinti onlara dokunursa ve burada dayanamayacaklarını, bağırıp çağıracaklarını ifade ediyor. Bak, Rabbinin azabından bir esinti, sadece bir esinti. Ve bu ayetin genel maksadı, bak, وَلَئِنْ şayet مَسَّتْهُمْ dokunsa,
nefhatun bir esinti min azabi rabbike. Rabbinin azabından bir esinti onlara dokunursa. Ve bu ayetin kelimenin genel maksadı azıcık bir azap ne derece şiddetlidir. İşte azıcık bir azap ne kadar şiddetlidir. İşte bu azıcık bir azap bu kadar şiddetliyse acaba o büyük cehennem azabı ne kadar şiddetli tesiri olur? İşte bu ayetin genel maksadı azıcık bir azabın ne derece şiddetli olduğunu gösteriyor. Ve bu ayetin içerisindeki her bir kelime de o genel maksadı destekliyor. Mesela وَلَاِنْ مَسَّتْهُمْ. Şimdi Arapçada in var, izâ var. İn teşkiki ifade ediyor. Şayet yani azlığı ifade ediyor. Kılleti ifade ediyor. İşte bak izâ ise kesinliği ifade ediyor. اِذَا مَسَّتْهُمْ yani dokunduğu vakit kesinliği ifade ediyor. Ama in şayet dokunursa. İşte bak izâ yerine kat'iyeti kesinliği ifade eden izâ yerine teşkiki şekki ifade eden ini kullanması azlığa işarettir, kıllete işarettir. وَلَيْنْ مَسَّتْهُمْ. Arapçada mes var, mes esabet var, esabe. Mes azıcık dokunuş, böyle hafif dokunuş. Yani ama esabetüm tam dokunuş, tam dokunuş. İşte bak esabetüm yerine mesettüm kullanması da o da oradaki azabın azlığını ifade ediyor. Yani bu kadar az bir azap. Mesettüm demiyor esabetüm. Velayn mesettüm nefhatun. Nefhatun oradaki azabın az olduğunu dört şekilde ifade ediyor. Nefhatun. O nefhatun tay vahdet. Ondan sonra sigay marra nefhatun. Ondan sonra tenvini tenkid nefhatun. Oradaki tenvin. Tenvini tenkidir kıllet ifade ediyor. O bir de kendi manası ki esinti. Bir esinti. O cevheri. İşte bu dört şekilde nefhatun kıllet ifade ediyor. O azabın az olduğunu ifade ediyor. Nefhatun min azabi rabbike. Min oradaki mini teb'iddir. Yani bir kısmı tamamı da değil. O esintinin de bir kısmı. Esintinin de tamamı değil. O mini teb'iddir. Yani Arapçada bir kısmı ifade ediyor. Mini teb'id getirmesi de oradaki azabın azlığını ifade ediyor. Min azabi bak. Azap ceza türü. Nekal, ikab daha şiddetli ceza türleri yerine azap onlardan daha az tesiri olan bir ceza türünü ifade etmesi, nekal ikab yerine azap kullanması o da kılleti ifade ediyor. Oradaki azabın azlığını ifade ediyor. Bir de azap azıptan geliyor. Kökü tatlılıktan geliyor. Yani tatlılık azb. İşte orada da gösteriyor ki o azabın ne derece az olduğunu gösteriyor. Min azab rabbike. Kahhar, cebbar, müntakim yerine o da Rab ifadesini Rab Allah'ın isminden Rab terbiye ediciyi kullanması da o azabın azlığını, kılletini ifade ediyor. Yani o derece az, o derece az yok denilecek kadar o kadar az bir azap onlara isabet ettiğinde dayanamıyorlarsa acaba o büyük cehennem azabına nasıl dayanacaklar? İşte yeryüzünde Hazreti Adem'den ta kıyamete kadar bütün insanlar, cinler hepsi toplansınlar. Velev ki birbirlerine destekçi ve yardımcı da olsalar hepsi toplansınlar. Böyle bir cümle oluştursunlar. Öyle bir cümle oluştursunlar ki o cümlenin genel bir maksadı olsun ve o cümledeki her bir kelime de o genel maksadı desteklesin. Yapamazlar. Kul in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. De ki abdimiz kulumuz Muhammed Aleyhisselam'a indirdiğimiz hakkında bir şüpheniz varsa fe'tu bi suratin min mislihi. Onun benzeri bir sure meydana getirin. Fe in lem tef'alu ve len tef'alu fettequn nara allati vekuduha nasul hijara. Şayet yapamadıysanız ve ki yapamayacaksınız da o zaman yakıtı insanlar ve taştan olan o azaptan sakının. İşte bak Kur'an-ı Kerim mucizdir. Yani kimse onun benzerini getiremez. O yüzden diyor
kul de ki leyn ictema'atil insu vel cinnu insanlar ve cinler toplansalar ala en ye'tu bi misli hazel kur'ani bu Kur'an'ın benzerini getirmek üzere toplansalar la ye'tune bi mislihi onun benzerini getiremezler. Bırak Kur'an'ın tamamını benzerini daha bir ayetinin benzerini getiremezler. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَوْ ki birbirlerine destekçi de olsalar, birbirlerine yardım da etseler, Kur'an'ın benzerini getiremezler. Evet, dersimiz buraya kadar olsun. İnşallah artık yarın İmam-ı Bukhari'nin kendi Sahih-ül Bukhari adlı kitabında ele aldığı ilk hadise başlayacağız. Acaba Sahih-ül Bukhari'deki ilk hadis hangisidir? Bu merakla bir dahaki derste bekliyoruz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.